Merhaba arkadaşlar. Türk Dili 1 dersinin 4. ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde Türk Dili'nin tarihi dönemleri ve gelişmesi konusu üzerinde duracağız. Türk Dili'nin tarihi dönemleri ve gelişmesi. Dille ilgili genel bilgileri sahip olduğumuz ilk üç haftadan sonra bu hafta en eski dillerden biri olan Türk Dili'nin tarihi gelişimini ele alacağız. Hafta boyunca Türk Dili'nin milattan önceki en eski dönemlerinden başlayarak günümüze kadar olan serüvenine şahit olacağız. Bu hafta ele alacağımız alt başlıklarımız Altay Dil Birliği Dönemi, En Eski Türkçe Dönemi, İlk Türkçe Dönemi, Eski Türkçe Dönemi. Birçok bilim insanı tarafından kabul edilen Türkçenin günümüzden 8000-8500 yıl öncesine kadar götürülebileceği gerçeği, Türk dilinin dünyanın en eski dillerinden biri olduğunu kanıtlar deliktedir. Türkçenin günümüzden yaklaşık 8000 yıl öncesine kadar götürülebileceği bilgisi hepiniz şaşırttı değil mi? İsterseniz bu bilginin en güçlü dayanağı olan Türk bilim insanı Osman Nedim Tuna'nın araştırmasıyla Türkçe ile Sümerce arasındaki ilişkinin bilimsel olarak kanıtlandığını ortak 168 kelimeden birkaç örnek vererek anlamaya çalışalım. Sümerce agar Türkçe ağır. Sümerce dingir Türkçe tanrı. Sümerce men Türkçe ben. Sümerce kaçmak Türkçe kaçmak. Sümerce sak Türkçe sağ. Tarihin yazıyla başladığını duymuşsunuzdur. Türk dilini bilimsel verilerle takip edip tarihi hakkında kesin hükümler vermek ancak Türkçe ile yazılmış eserleri incelemekle mümkün olur. Günümüz itibarıyla Türk dilinin bilinen en eski yazılı metni milattan sonra 687-692 yıllarına ait olan ve 6 satırdan oluşan Çoyrun yazısıdır. Hacim olarak çok küçük olan bu metin dışında Türk dilinin yazılı ilk kaynağı 725 yılından itibaren yazılmaya başlanmış olan Göktürk abdeleri Orhun yazıtlarıdır. Burada dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz bir bilgiyi de eklemek istiyoruz. Türkçenin bilimsel ilk yazılı eserlerinden 1200 yıl öncesine giden Eski Kurganlarından çıkan bir taş üzerinde Göktürk yazısına çok benzeyen 26 karakter tespit edilmiştir. Ancak bugüne kadar tam olarak çözülememiştir. Bu yazı tam çözüldüğünde Türk yazı dilinin tarihi milattan önce 5-4. yüzyıllardan başlatılacaktır. Sonuç olarak Göktürk abidelerinin çok daha eski dönemlerinde Türkçenin yazı dili olarak kullanıldığına dair güçlü deliller vardır. Türk dilinin tarihi gelişimde genel kabul gören ayrım ise şu şekildedir. Altay Dil Birliği Dönemi Türkçenin Altay Dil Ailesi içinde yer aldığı henüz bu dil ailesinden bağımsız bir dil haline dönüşmediği dönemine genel olarak bu ad verilmektedir. Milattan önceki çağlara ait olan bu dönem hakkında bilimsel bir bilgiye sahip değiliz. En eski Türkçe dönemi Türk dilinin Altaycadan ayrılıp bağımsız bir dil olarak gelişmeye başladığı dönemdir. İlk Türkçe dönemi. İlk Türk topluluklarının henüz oluşmadığı, Hazar, Bulgar, Avar ve Hun dillerinin henüz Türkçeden ayrılmadığı dönemdir. Bu üç dönem Türk dilini yazı diliyle takip edilemeyen dönemleridir. Şimdi Türk diliyle ile ilgili daha sağlıklı, somut örneklere dayanarak hükümler verebileceğimiz, Türk dilini yazılı belgelerle takip edebileceğimiz dönemlerini ele alalım. Eski Türkçe Türk dinini metinlerle takip edebildiği ilk dönemidir. Bu dönem aynı zamanda Türk tarihinin de bilimsel başlangıcıdır. Eski Türkçe yazılı eserlerdeki dil özellikleri göz önünde bulundurularak kendi içinde Göktürk, Uygur ve Karahanlı dönemi şeklinde üç ayrılır. Hafta boyunca bu dönemlerle ilgili ayrıntılı bilgilere sahip olacağız. Burada sadece Türk dili ve tarihi açısından oldukça önemli olan Göktürk abideleri için Muharrem Ergin ne demiş bir bakalım. Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin, ilk Türk tarihi, taşlar üzerine yazılmış tarih, Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması, devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri, Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin yüksek Türk kültürünün büyük vesikası, Türk askeri dehasının, Türk askerlik sanatının esasları, Türk gururunun ilahi yüksekliği, Türk feragat ve faziletinin büyük örneği, Türk edebiyatının ilk şaheseri, Türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri. Yalın ve keskin üslubun şaşırtıcı nümünesi. Türk milliyetçiliğinin temel kitabı, bir kavmi millet yapacak eser. Türk dininin mübarek kaynağı, insanlık aleminin sosyal muhteva bakımından en manalı mezar taşları. 13. yüzyıldan sonra Türkçenin durumu, Kuzey Doğu ve Batı Türkçelerinin meydana gelişi. 13. yüzyıla kadar Türkler tek bir yazı dili kullanmışlardır. Göktürk, Uygur ve Karanlı Türkçeler arasında fonetik ve morfolojik ayrılıklar çok azdır. Bu üç dönem birbirini devamı şeklinde düşünülerek Türk dili tarihinde eski Türkçe dönemi olarak anılmaktadır. 13. yüzyıldan itibaren bazı tarihi, coğrafi ve kültürel sebepler ve Türklerin birbirinden uzak coğrafyalarda yayılmalarından dolayı Türk yazı dili ikiye ayrılır. Azerbaycan ve Anadolu'ya gelen Türkler kendi konuşma dilleri olan Oğuz ağzını 13. yüzyılda yeni bir yazı dili haline getirdiler. Başlangıçta Azerbaycan, Anadolu, Irak, Suriye'de daha sonra Balkanlarda hatta Kuzey Afrika'da kullanılan bu yaz diline Batı Türkçesi adını veriyoruz. 13. yüzyıldan sonra Hazarın doğusunda Kafkaslar ve Karadeniz'in kuzeyinde kullanılan ve eski Türkçenin çok az değişikliklerle devamı olan Türk yazı diline Kuzeydoğu Türkçesi denir. Kuzeydoğu Türkçesi 13. 15. yüzyıllarda Mısır'da da kullanılmıştır. Yine hafta boyunca dersimizde Batı Türkçesi ve Kuzey Doğu Türkçesi hakkında daha ayrıntılı bilgileri sahip olacağız. Türk dilinin bu iki konunun hangi coğrafyalarda kullanıldığı ve bu dönemlerde yazılmış önemli eserlerin hangileri olduğunu göreceğiz. Şimdi de günümüzde Batı Türkçesi'nin en önemli yazı dili olan Cennet ülkemiz Türkiye'de ve Türkiye dışında uzak yakın geniş bir coğrafyada konuşulan Türkiye Türkçesi'nin tarihi seyrine bakalım. Türkiye Türkçesi Türkiye Türkçesini hazırlayıcı tarihi süreci şu başlıklar altında ele alabiliriz. Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, bugünkü Türkiye Türkçesi. Son olarak Türk dilinin bugünkü durumuna ve yayılma alanlarına değinelim. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türk dünyasını yakından tanıyan bilim insanları, Türkçe bilen bir insanın batıda, Avusturya'dan, doğuda Çin'e kadar olan coğrafyada Türkçe konuşarak gidebileceğini söyler. Türkçe dünya dilleri arasında konuşulduğu coğrafyanın büyüklüğü bakımından birinci, ana dil olarak kullanıldığı üçüncü, en çok konuşulan dil olarak da beşinci sırada yer almaktadır. Balkanlardan Büyük Okyanus'a, Kuzey Buz Denizi'nden Tibet'e kadar olan coğrafyada varlığını sürdüren Türk dili, bugün 12 milyon metrekarelik alanda birbirinden farklı lehçe, şive ve ağız olarak 200 milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır. Bütün bu alanlarda konuşulan Türk dili 3 lehçeye ayrılır. Türkçe, Çuvaşça, Yakutça. Bunlardan Çuvaşça ile Yakutça, Türk dilini metinlerle takip edilemeyen dönemlerinden daha önceki çağlarda Türk dilinden ayrılmış, ana Türk kitlesi ile bağları kesildiği için birer uzak lehçe özelliği kazanmışlardır. Türk dili günümüzden 3 değişik alfabe ve 20'den fazla yazı diliyle varlığını sürdürmektedir. Bu alfabeler Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Kosova'daki Türkler arasında kullanılan Latin alfabesi, Dağılan Sovyetlerdeki Türkler arasında kullanılan kil alfabesi, Afganistan, Irak, İran ve Çin'deki Türkler arasında kullanılan Arap alfabesidir. Türk Dili 1 dersimizin birinci ünitesini ele aldık. Bu kapsamda Türk Dili'nin tarih dönemleri ve gelişmesi konusuna değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.